Selamünaleyküm. Allah geceniz hayırlı olsun. Cenab-ı Hak gününüzü hayırlı eylesin. Ayınızı, yılınızı, ömrünüzü hayırlı eylesin. Böyle uzun soru sormayın. Soruyu sorun, meseleyi bitirin. Hakkınızı helal edin ama uzun oluyor sorular. Yani soru anlatımı uzun. Herkesin bilerek veya bilmeyerek birbirine hakkı geçmektedir. Muhabbetliyken kimse hak yutmaz, peşinde koşmaz. Ancak aralar açıldığında da haklar meydana çıkar, iyilere vurulur. Hak sahibi ezici diğer tarafı mahcup olup iyilikler yüze vurur. Yapılan iyilikler ve güzellikler aşikar olmalı mıdır sizce? Yoksa Allah rızasını kazanmak adına gizli tutmak mıdır? Haklar kişi için değil de Allah rızasını güderek tek tarafı olsa da helalleşmek, hak karşısında bir itibar kazanılmış olur. Bizleri bu konuda aydınlatır mısınız? Bir kimse bir iyilik yapar da o iyiliği birisinin yüzüne vuruyorsa, o kimse insan görünümünde bir kimse. Görünümü insan. Birine iyilik yaparken o kimse iyiliğini göstere göstere yapması iyilik yaptığının göstergesi değil. O bu noktada riya yapıyor. Herkesin içerisinde birisine iyilik yaptığını göstermek, birisine iyilik yaptığını anlatmak riyadan başka bir şey değil. Bunu kalkıp da bir kimsenin yüzüne vurmak daha büyük rüya. Bunu insanın arası bozulunca, arası hoş olmayınca veya bir şekilde ara bozulunca bu kimsenin yüzüne söylemek artık burada yaptı. Bunu böyle o kimseyi mahcup etmek için ben sana şöyle yapmadım mı, ben sana böyle yapmadım mı demek iyice meselenin çığırından çıktığına işaret. İnsan ahlakı değil. Mümin ahlakı değil. Derviş ahlakı hiç değil. Hiç değil. O yüzden sufilerin, dervişlerin böyle birbirleriyle işte herkesin içerisinde hediyeleşmesi güzel bir şey belki de. Hediyeleşme mantığını, hediyeleşme ibadetini, hediyeleşme ahlakını oturtmak için güzel. Ama insanlar o olgunlukta değiller. Yani bugün sevdiğini yarın nefret edebiliyorlar. Bugün seviyorum diye görüyor o kimse, yarın onu başka bir şey yapabiliyor. O yüzden bunları insanlar çok yaşadıklarından dolayı, böyle şeyler yaşandığından dolayı bir kimse insan içinde hediye kabul etmeyebilir bu noktada. Veyahut da bir müddet sonra insanoğlu böyle enteresan bir şey. Bunları bizatihi kendim yaşadığım için çok rahat konuşayım. Birilerinin üzerinden ne örneklemeye gerek yok. Bunları yapar insanlar. İnsan nefsine uyduğu zaman en rahat konuşacağı, en rahat eleştireceği, en rahat hançerleyeceği kimse derviş kardeşleri. En rahat iyi insanlar eleştirilir. En rahat iyi insanların arkasından konuşulur. En rahat iyi insanlar hançerlenir. En rahat bir şekilde iyi bir insanı bu noktada insan diline geleni söyler, aklına geleni söyler. Bizim insanımızda öyle bir ahlak, öyle bir öğreti var ki enteresan bir şey. Yani iyiyi koruyup, muhafaza edip, onu kollayacağına ve bu iyi adam deyip de veya bu iyi kadın veya bu iyi insan deyip ona karşı saygısını ve hürmetini arttıracağına
bizde kötüye karşı daha fazla saygı, hürmet var. O, onun kötülüğünden ya savmak için ya da onun böyle hani bana kötülük yapmasın diye ya da kalbindeki kötü duygularından dolayı veya ona karşı kendisini aman ben bu bana ulaşmasın noktasında ama o kötüyü insanı seviyor ama iyi insan onun için basit şey değil. Yani çok basit değil mi? Yani insanlar çıkıyorlar Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri için her şeyi söylüyorlar televizyonlarda. Kim bir şey diyor? Kimse bir şey demiyor. Siz gençler bilmez belki de bir televizyonda bir yarışma programı gibi bir program vardı. O bir yarışma programını süren bir Güner miydi neydi? Güner Ümit. Efendim? Güner Ümit efendim. Güner? Güner Ümit. Güner Ümit. Güner Ümit. O sen kızılbaş mısın dedi birisine bitti ortalık. Adam özür diledi olmadı, televizyon özür diledi olmadı, herkesler özür diledi olmadı, adamın televizyon hayatının sonu oldu. Adamın televizyon hayatının sonu oldu. Bizim toplumumuzda iyi insanları istediği gibi herkes laf söyler, biz dinleriz onu. Aa öyle mi diyoruz? Dilimize gelir de söyleriz o iyi insanlar. Bakın, o yüzden bir derviş kardeşinize karşı kalbinizde böyle bir onunla böyle bir muhabbetsizlik olursa ve ona yaptığınız iyiliği onun yüzüne söylüyorsanız bilin ki sütünüz bozuk. Çok tabii. İyilikler yüze vurulmaz. İyilikler gizli yapılır. Kimseye gösterilmeden yapılır. İyilik yaptın kimseyi incitmezsin. Onu böyle acıtmazsın. Ben ha bak iyilik yapıyorum göstermezsin. Senin elinden ben tuttum. Veya sana şunu ben yaptım. Ben olmasaydım bunu yapamazdım. Allah muhafaza edesin. On Emir filminde Hazreti Musa Aleyhisselam'ın yüzünü gösterirler de neden Çağrı filminde ya da başka filmlerde Efendimiz'in yüzünü göstermezler? Haram çünkü bu. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin yüzünü tasvir etmek, onun resmini çizmek haram. Ona birisinin o şekilde sinema filminde veya bir bu tip şeylerde Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin cemali şerifi hiç kimsenin cemali şerifine benzemez. Onu resmetmek, bu noktada onun yerine birisini oturtmak caiz değil. Dualarımızda Allah'ın dostlarını, velilerini, aşıkları katarak, vesile koyarak, yüzü hürmetin diyerek istemek doğrudur. Bu noktada bir sıkıntı yok. Vesilelerle Allah'a yaklaşın. Hazreti Ömer radıyallahu anh hazretleri bir yağmur duasına çıkar. Yağmur duasına çıkarken Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin amcası Abbas'ı alır. Abbas'ın bir rivayette ellerini alır, onun ellerini yukarı semaya doğru açtırtırır kendi ellerinden. Ya Rabbi bizim içimizde Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin amcası var. Onun yüzünü sürmetine bize yağmur deyince o bölgeden daha ayrılırlarken yağmur yağmaya başlar. O yüzden bir kimsenin manevi olarak Allah'a yakın kimseleri dualarına vesile etmesi bu noktada caizdir. Bazıları bunu caiz görmezler, caiz görmeyenler de var. Bunlar genelde Vahabi beyinlilerdir. Vahabiler bunları pek caiz görmezler, biz onlara katılanlardan değiliz.
veya Allah dostlarından benim adıma dua etmesini istemek mi doğru olur? Bir kimsenin normalde birisinden dua istemesi de caizdir. Bana dua eder misin demek, bu noktada o kimseden dua istemek caizdir. Herhangi bir kimse olabilir, bu önemli değil. Çünkü Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri, siz günahsız ağızlarla dua ediniz der. Sahabe der ki, ya Resulallah, günahsız ağız var mı? Siz birbirleriniz için günah işlemediniz. O yüzden birbirlerinize yaptığınız dua günahsız ağızlarla yapılmış dualardır. Allah kabul eder der. O yüzden bir kimsenin birbirinden dua istemesi, birbirine dua etmesi mübarek ibadetlerden birisidir. Birbirlerinize dua edin. Bu noktada birbirine dua etmek ibadettir. Bir ikincisi, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri ömreye giden ya da hacca giden Hazreti Ömer Efendimiz radıyallahu anh Hazretlerine der ki, ya Ömer, oraya gittiğinde bu kardeşini de hatırlar mısın? Bana da dua eder misin der. Demek ki ömreye giden, hacca giden bir kimseden de orada kendisine dua edilmesini istemek, bunu rica etmek de Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'nin sünnetlerinden. O yüzden bir başkasına kendisine dua etmeyi istemek, dua etmesini istemek bu manada sünnet-i Resulullah. Allah bize o sünnetleri uyanlardan eylesin. Allah'ın o kişilerin hatırına diye mi istemeli? O kişilerin yüzü suyu hürmetine diyebiliriz. Hatırına ile yüzü suyu aynı. Allah'ın inşallah dualarımızı kabul etsin inşallah. Bir de bildiğimiz kadar yapmaya kalktığımız sünnetler için her seferinde niyet mi etmeli? Yani normalde bir kimsenin niyet etmesi, bir şeyi niyetlenerekten yerine getirmesi, o kimsenin o şeyi yaparken ibadet etmesine sebep olur. Mesela seferliğe niyet etmek gibi. Bir kimse niyet ettim ya Rabbi senin rıza-i şerifin için veya da mal mülk alıp satmak için hayırlısından seyahat etmeye. Nereye? İşte İstanbul'a. O kimse niyet edecek ona. Eğer İstanbul'a gitmeyi niyet etmezse o kimsenin İstanbul'a gitse dahi seferi olmaz. Hanefiler her ibadette niyeti görmüşler. Niyet çünkü bu noktada amelin özü. Ameller niyetlere göredir. Hadis-i şerifini ölçü alan Hanefiler her ibadette niyeti şart koşmuşlar. Bir kimse yatarken, otururken, yemek yerken, yürürken, derse giderken, gelirken her yaptığı şeyde niyet edecek. Kendisini o niyet etmeye alıştıracak. Ve niyet ederekten her seferinde ne yapmış olacak? İbadet etmiş olacak. Diyeceksiniz ki, ya su içerken niyet edilir mi? Evet. Su içerken şifa niyetine niyet edersen su, içtiğin su şifa olur. Sıhhat niyetine niyet edersen sıhhat olur. Zayıflama niyetine içersen seni zayıflatır. Niyet. Yemeği yerken ya Rabbi senin yolunda koşuşturacak bana güç kuvvet eylemen için niyet ettim karnımı doyurmaya dediğinde Allah yolunda sana güç kuvvet olur o. Su içerken niyet ettim ya Rabbi işte senin yolunda daha iyi koşabilmek için suyumu içmeye, o su sana şifa olur, o yolda koşuşturur. Niyet o çünkü. İnsanın niyeti önemli. Allah sizin suretlerinize değil, siretinize bakar, içinize bakar. Niyetin ne? Senin niyetine bakar. Hani meşhurdur ya, bir kimse gelir, bir kuyudan su çeker, abdestini alır, namazını kılar, bakar, orada hayvanını bağlayacak hiçbir şey yok, bir kazık çakar kuyunun yanına. Der ki yine bir yolcu geldiğinde, hadisi kutsidir bu, geçmiş ümmetlerde tecelli etmiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri bunu nakleder bize. O kimse kazığı çakar gider. Arkasından başka birisi gelir. Der ki bu kazığı birisinin ayağı takılsa cumburluk kuyuya düşer. Kuyuya düştüğünde de burada kurtaracak hiç kimse olmaz. Boğulur gider der kazığı söker. Cenab-ı Hak der ki her ikisine de Allah
10 sevap verdi, 10 derece verdi, 10 günahını sildi. Niyetlerinden dolayı. Birisi niyet etti, bir başkası burada hayvanını bağlasın dedi, bir kazık çaktı. Öbürkü de niyet etti, birisi bunu ayağına takılırsa düşer ölür diye söktü. Allah kazığı çakana da sevap verdi, sökene de sevap verdi. Niyet. Niyet her şeyin özü hükmündedir. Senin niyetin geçinmekse geçinirsin. Senin niyetin kavga etmekse kavga edersin. Senin niyetin iyilikse iyilik yaparsın. Senin niyetin iyilikse iyilik bulursun. Senin niyetin kötülükse kötülük bulursun sen. Senin niyetin içinin içinde neyse niyet dilinde de o vardır senin. İnsanın dilinden, mimiklerinden, sözünden belli olur. Adamın niyeti kötüyse ona biraz yan tarafa geçten dediğinde o kırılır ona. Niyeti kötü o. Yan tarafa biraz gidiver dediğin kimsenin. Kırılacak yer arıyor, gidecek yer arıyor. Niyetinizi bu noktada temiz tutun. Aklımızdan geçirdiklerimizden, yani içimizden geçirdiklerimiz kötülük ve iyiliklerden sorumlu muyuz? Bu noktada daha önce ayet-i kerime var. Allah sizin içinizden geçenleri bilir noktasında ve içinizden geçenlerden sorumlusunuz noktasında. Tabi bu ayet-i kerime sonradan nesholundu başka bir ayet-i kerimeyle. Allah sizin içinizden geçirdiğiniz kötülüklerden hesaba çekmez diye. Ama sufiler bunun normalde şer'i noktası, bir kimse içinden kötülük geçirmiş olsa ve kötülüğü icra etmediyse enteresan noktası, kötülüğü içinden geçirip niyet edip de yapmadığından dolayı Allah ona yine de sevap verir. Bir kimse içinden iyilik geçirmiş olsa ve iyiliği icra edemese, yerine getirmese Allah ona yine sevap yazar. Ama sufiler burada düşüncelerini arı tutarlar, temiz tutmak için gayret ederler. Ve içlerinden kötülük geçirmemeye, içlerinden kötü bir şeyler kurgulamamaya gayret ederler. Bu sufi ahlakıdır. Sufi karşısındaki bir kimseye kötülük düşünmez. Sufi bir başkasına kötülük düşünmez. Sufi bir başkasını incitmek, kırmak noktasında durmaz. Sufi diline sahiptir, gözüne sahiptir, kulağına sahiptir, eline ayağına sahiptir. Sufi mimiklerine sahiptir. Sufi insanlarla alay etmez, onların arkasından iş çevirmeye çalışmaz. Sufi temiz ahlaklıdır, güzel ahlaklıdır, ince ahlaklıdır. Sufi insanları kırmaktan, üzmekten, incitmekten çekinen kimsedir. O yüzden sufi içinden kötülük beslemez. Sizde öyle bir şey vardır ki orası iyiyse bütün vücut iyidir, o da kalptir. Düşünce kalbin içindedir. Bir kimsenin bu noktada düşünce noktasında kötülük üzerinden geçirmesi kalbinin bozulduğuna işarettir. Bu o kimsenin zikretmediğini gösterir. Bu o kimsenin kalbinde iyiliğin, güzelliğin, hoşluğun hakim olmadığını gösterir. Bu o kimsenin kalbinde kötülüğün kol gezdiğini, bu da sufilikten uzak bir ahlak olduğunu gösterir. Kalpleri tenvir etmek, düzeltmek, güzelleştirmek, bunun yolu tövbe ve zikirdir. Eğer birisi hakkında, bir şey hakkında kötü düşünmeye başladığınız an kelime-i tevhide sarılın. Bir arkadaşınız, bir dostunuz, bir kardeşiniz, eşiniz, çocuklarınız, anne babalarınız, kayınvalideniz, kayınpederiniz, her kim ise, damadınız, gelininiz, akrabalarınız, etrafınızdaki insanlar için kafanızdan kötü ve kötülük düşünmeyin. Bu sufi ahlakının dışında bir şeydir.
Bunun dışarıda hocalar kötülüğü düşün, yerine getirmediği müddetçe bir şey yok da. Şeriaten öyledir, doğrudur. Ama sufiler için öyle değildir. Sufiler sanki o ayet nesolunmamış gibi içinden geçirdikleri kötülüklerden hesaba çekilecekmiş gibi davranırlar. Sanki hesaba çekilecek onlar. O yüzden hiç kimse hakkında kötülük düşünmeyin. Sizi Allah'a yakın edecek olan, sizi Allah'la dost edecek olan, sizi Allah'la bu noktada, aynı paralelde, aynı çizgide götürecek olan, gönlünüze Allah'ın misafir olacağı, gönlünüzün Allah'ın zikrinin misafir olacağı en önemli şey, kalbinizden hiç kimseye kötülük geçirmemenizdir. Hiç kimse. Buna çok ehemmiyet verin. Hayatınız boyunca kalbinizden kimseye kötülük geçirmeyin. Hayatınız boyunca hiç kimse, ben ona bu lafı söyleyeyim, ben bunu edivereyim, ben bunu yapıvereyim, ben buna küfredivereyim, ben buna şu hakareti yapayım, ben buna şöyle söyleyeyim. Bu böyle böyle böyledir zaten. Bunların hepsi de sufi ahlakının dışındadır. İnsanı batırır. İnsanı batırır. Sufileri batıran yerdir bunlar. İnsanları batıran yer, aileleri batıran yer, sülaleleri batıran yerdir. Allah bizi muhafaza eylesin inşallah. Amin. Eşhedü en la ilahe derken namazda işaret parmağımızı kaldırmak da sünnet mi? Evet. Doğru yapamamaktan korktuğumdan yapmıyorum. Doğrusu nedir? Doğrusunu yapmaktır. Ben orucu tutamamaktan korktuğumdan dolayı oruç tutmuyorum mantığı doğru değildir. Ben namazı dosdoğru kılamam diye düşünerekten o yüzden namaz kılmıyorum mantığı nefsin oyunudur. Ben zikrullah'a geleceğim ama orada dosdoğru zikrullah yapamam diye düşünüyorum. O yüzden zikrullah'a gelmiyorum. Bu doğru mantık değildir. İlahede parmak kaldırılır. İlahede sağ işaret parmağını böyle kaldırmak sünnettir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri terk etmemiş namazda hiç. Bu enteresan bir şey. İnsanı namaz kılarken gafletten kurtarır. Hatta bazı mezheplerde bütün tahiyyat boyunca işaret parmağını dik tutmak da sünnettir. Hanefiler sadece ilahede olanı almışlar. O yüzden o kimsenin parmağını bu noktada ilahe derken dik tutması gafletten insanı kurtarır. Namazı gafletle bitirmemiş olur. Dikkat edin. İlahe derken parmağınızı kaldırdığınızda o esnada dahi gafletten kurtulsanız namazınız namaz olur. Onda büyük hikmetler ve işaretler vardır. O kimse eşhedü en la ilahe Allah'tan ilaheden sonra illallah'ta parmak kalkacak. İllallah'ta parmağını kaldırdığında tabiri caizse Allah'tan başka ilah yok. İlla Allah var. İşaret o. Hani bazen bazı nümayişlerde parmakları kaldırırlar ya böyle. Bu parmağın böyle kaldırılması Muhammed'i işarettir. İllallah. Bu Allah'ın tekliğini, Allah'ın vahidliğini işaret eder.
Mesela şu işaret, bu da Allah'ın işaretidir. Bu Hazreti İsa'nın işaretidir. Ama bunu sonradan Hristiyanlar Allah, kutsal ruh, evlat olarak üçlü teslis inancı yaptılar. Bu işaret Hazreti İsa Aleyhisselam'ın işareti. Ve Hazreti İsa Aleyhisselam yeniden yeryüzüne indirildiğinde bu işaretle indirilecek. Mehdi Aleyhisselam ise bu işaretle çıkacak. Ve İsa Aleyhisselam Mehdi Aleyhisselam'la buluştuğunda aynı o da Mehdi Aleyhisselam gibi Muhammed'i işareti kullanacak. Ve İsa Aleyhisselam'ın o Muhammed'i işareti kullandığını bütün Hristiyan alemi görecek. Hani bir kısım yalancılar, dolandırıcılar, bir kısım hayalperestler, bir kısım kendi gördüklerini, kendi kendilerini İsa zanneden veyahut da işte Nebi zanneden kimselerin yanıldıkları yerler bunlar. Maneviyattan haberleri yok çünkü. Veya hani bir kısmı da İstanbul'da böyle dolaşıyormuş ya İsa Aleyhisselam, kendini bilmiyormuş ya. Yani Hazreti İsa peygamber olarak peygamber vazifesini yerine getirmiş ve peygamber olarak gökyüzüne çıkarılmış ve tekrar yeryüzüne indirildiğinden kendini üstünden haberi yok. Onlar aslında bilmeden şuna, buna da bir hemen parantez açayım, sözü kapatayım. Bilmeden bir şeye çalışıyorlar. Hristiyan inancına göre, Hristiyanların bazı daha doğrusu felsefeci kısmına göre, bir kısım dünya üzerindeki değişik felsefelere göre, hani reenkarnasyon meselesi var ya, onlardan karışık bir sistem çıkarttırıyorlar. O karışık sisteme göre İsa Aleyhisselam çocuk gibi inecek, bir başkasının üzerinde İsa Aleyhisselam ruhu onda tecelli edecek, reenkarnasyon gibi. O çocuk ilim öğrenecek, irfan öğrenecek. Ondan sonra 40 yaşına geldiğinde aa ben peygambermişim diyecek. Onlar Allah'ın İsa'yı gökyüzüne çektiğine, normalde gökyüzüne kaldırdığına bu manada inanmıyorlar. Onlar Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'nin bu işaretine inanmıyorlar. Ve İsa Aleyhisselam'ın tekrar yeryüzüne çocuk gibi geleceği, yok işte ilim tahsil ettiğini söylemeleri, yok bir medresede tahsil ediyormuş, yok bir şeyhin dizin dibinde tahsil ediyormuş, yok işte o şeyh de değilmiş. Tahsil ettiği yer Mehdi'ymiş. Bunların hepsi de safsatadan başka bir şey değil. İşaretlerden yola çıkıldı. İllallah da işaret parmağını kaldırıp işaret etmek sünnet. Hanefiler illallah da kaldırmışlar. O yüzden Mehdi Aleyhisselam da bu işaretle çıkacak. İllallah. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu diyecek. Bunu söyleyecek. Mehdi Aleyhisselam Muhammedun Resulullah diyecek. Muhammedun Resulullah demeye gerek yok demeyecek. Gelin la ilahe illallah da birleşelim demeyecek. Diyeceği şey gelin eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Gelin bunda birleşelim diye. Sancak la ilahe illallah Muhammedun Resulullah yazacak. Herkes o sancağın altında toplanacak. Öyle yok la ilahe illallah demek yeter. Muhammed'in Resulullah demeye gerek yok. İşte la ilahe illallah demek yeter. İşte İsa ruhullah, onlar da İsa ruhullah desinler.
Öbür günlerde Musa kelimatullah desinler. Ve onlar la ilahe illallah dedikten sonra yani Musa Resul deseler ne olur? Böyle bir şey yok. Bunlar hoplatmaca, zıplatmaca, kaydırmaca, döndürmece işler bunlar. Din bu değil. Din Kur'an ve sünnet. Kim Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin peygamberliğini iman etmiyorsa küfür ehlidir. Yeri ebedi cehennemliktir. Din bu. Öyle döndürmek, dolaştırmak yok. Kim Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinden sonra bir nebi, bir peygamber, bir resul geleceğine inanırsa küfür ehlidir. Geldiğine inanırsa küfür ehlidir. Kim böyle bir kimseyse, kendi kendini öyle görüyorsa o da küfür ehlidir. Allah muhafaza eylesin. Amin. O yüzden işaretlerden buraya geldik, hakkınızı helal edin. Varevnehu la Amin.